Evet sayın seyircilerimiz, bir taklacı programında yine birlikteyiz. Bugün Mersin'de Mersin Güvercin Sevenler Derneği'nin Adnan Zengin adına düzenlemiş oldukları taklacı performans kuşunun yarışmasının törenlerinde birlikte olacağız. Mersin Oyun Kuşu 2016 Adnan Zengin kupa törenine hoş geldiniz. Derneğimizin düzenlemiş olduğu 2016 Adnan Zengin Oyun Kuşu turnuvasında kupa töreninde Adnan Bey'e katkılarından dolayı kendi şahsım adıma ve dernek yönetimi adına teşekkür ediyorum. Katılımcı arkadaşlara bir sene boyunca emek verdiler. Biz hepsini canı gönülden kutluyoruz bir sene boyunca emek verdikleri için. Tüm hakemlerimize ve dış temsilcimize ayrıyetten teşekkür ediyorum. Tüm oyun kuşu uçuran arkadaşların tek tek adaletli bir şekilde puanlamasını yaptılar. Onlara da ayrıyetten hepinizin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Bereket TV'ye de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'e de sağ olsun büyük hizmetleri var. Adil abimize de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Başkan teşekkür ederim. Eline koluna sağlık, diline sağlık, yüreğine sağlık. Madalya almak benim için şereftir. Sağ ol, var ol. Bütün yarışan arkadaşları tebrik ediyorum. Ödül alan, almayan. Yarışmak bile çok büyük başarıdır. Özellikle Adnan Bey'e çok teşekkür ederim. Biz de her yıl iki sefer posta güvercini yarışları düzenliyoruz. Bir eke kart yarışı dediğimiz, bir de yavru güvercin dediğimiz yarışları düzenliyoruz. Onda da çok zevkli, çok güzel ortamlar oluyor. Bugünkü ortam da yani çok çok güzel bir ortamdı. Yani bunu organize eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene daha da iyi olur. Herkese hayırlı akşamlar. Başkanım günü ve tarihi belirtmedi. Yarışlar ne zaman olacak başkan? Yarışlar kart yarışı Mayıs ayında başlıyor. 5 etap olarak gerçekleşiyor. Konya istikametine doğru uçuyor kuşlar. Yavru yarışımızda 9. ay ve 10. ay içerisinde o tarihler arasında oluyor. Yavru yarışında bu sene 300 kilometreye uçtu kuşlarımız. Kart yarışında nasipse 600 kilometreye düşünüyoruz bu sene. Peki bu yarışmalarda herhangi bir şartlarınız var mıdır? Diğer kuşlarda olduğu gibi misal şebapçılarda künye numara falan var. Tabii. Bunlarda sizde var mı böyle bu kurallarınız? Bizde TGF'siz kuş, künyesiz kuş yarışmıyor. Yavru kuş mesela 2017'de yarışacağımız kuşun ayağında 2017 künyesi olmak zorunda. Bir yaşından büyük kuşlar yavru kuşuna yarışmıyor. Yarışmacıların sizlere mi müracaat etmesi gerekiyor? Derneğimize, bak dernekçi arkadaşlarımız da burada, Ömer abi, Mahmut Bey. Derneğimize geliyorlar, derneğimize başvuruyorlar. Peki, şimdiden başarılar diliyorum. Mersin Güvercin Sevenler Derneği'nin düzenlemiş olduğu Adnan Zengin Kupası'nda ödül alan arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Sizleri tanıyalım. Merhabalar, Emrah Cembal, Elazığlıyım, 2 yıldır Mersin'de yaşıyorum. Oyun kuşunu çocukluktan beri beslerim. Uçurduk, şansımız kuşumuzun iyi gününe geldi. Birinciliği aldık. Teşekkür ediyorum yardımcı olan herkese. Bu faaliyetin organizasyonun oluşması için destek veren herkese. Biz de sizi başarılarınızdan dolayı kutluyoruz. Peki bu yarışmaya katılmanızın amacı neydi? Sadece arkadaşlarla birliktelik böyle bir faaliyete destek olmak. Yoksa özel bir beklentim yoktu. Kuşa meraklıyız, zaten uçuruyoruz keyfimiz için. 34 geçerli seferi yaptı. 274 puan aldı kuşumuz. Yani daha önce daha yüksek performanslı kuşlar da uçurduk. Bu onlara göre biraz daha bol seferliydi. Az taklalıydı onlara göre. 3-4 taklayla oynayan bir kuştu. Mesafeleri ne kadar? 10 metrenin üzerinde, 10-15-20. Evet. Kuşta aradığım en büyük özellik ekeliğinde de oyunun devam etmesi zaten en başta beklediğimiz özelliklerden biri. Üst bağlaması, kanat sesi, deparı, hızlı depar atması, atışları. Hani kuşta beklediğimiz birçok özellik var. Tepe taklaya çok önem veriyorsun. Önemli. Zaten tepe taklayan şimdiye kadar gördüğüm kuşlarda tepe taklası olmayan sonradan hep hata yaptı. O yüzden tepe takla benim için çok önemli. Şimdi bizde eskiden büyüklerimiz derlerdi ki taban takla oyunun başlangıcıdır. Tepe takla oyunun bitiriş şeklidir. Bitirdikten sonra kuşun böyle yönü ne tarafa doğru dönüyorsa o tarafa doğru çekip evini terk etmesi gerekir derlerdi. Peki bu kupada ödül alan kuşumuz, birinci olan kuşumuz
Kendi damızlığınız mı? Yok, hayır, Adnan Bey'in kuşlarından. Adnan Bey'in 5 TL olarak isimlendirdiği ırktan. Zaten sağ olsun Adnan Bey emeğini bizimle uzun zamandır paylaşıyor. Onun kuşlarından bayağı bir uçurduk. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar birinci olursunuz. Teşekkürler. Seneye görüşürüz inşallah. İnşallah. Evet. Sizleri de tanıyalım. Merhabalar. İsmim Veli Tevfik Özcan. Mersin doğumluyum. Kuşçuluğu şöyle söyleyeyim. Büyüklerimizden gördüğümüz şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu sayede Latif Utku Doğan abime ben teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda. Gerçekten de emekleri çok oldu bizler için. Belli bir damızlığa sahip olmuşsunuz. Belli bir kuşlara sahip olmuşsunuz. Bu paylaşımları nasıl görüyorsunuz? Paylaşımları ilk başta şöyle. Hem bizim benim kendi açımdan eğitimsel olarak görüyorum. Sadece kuş olarak değil. Yani bütün hayatımız boyunca bize abilik yaptıkları için, sizi de başta olmak üzere, Yaşar abi başta olmak üzere, yani söyleyeyim, ortam güzel. Yarış boyunca kaç sayı yaptı kuşu? Geçerli 40 sefer yaptı. Şimdi 40'ın üzerine yaptı da şöyle, normalde bizim kuşumuz hazır değildi aslında. Biz hani şansa kadere kaldırdık. Kuşta şans faktörü bana göre çok önemlidir. Bir gün yapan kuş ertesi gün yapmayabilir. Metraj olarak ne kadar? Metraj olarak 20-25 metre. Yani stabil değil ama tabii değişebiliyor. Ya şimdi demin arkadaşımızın söylediği gibi 150 metre gibi bir mesafe bize çok uzun gözükebilir. Veyahut da ben bunu 25 senedir kupalarda hakemlik yapıyoruz. Kupa başkanlığı yapıyoruz. Kuşlar belirli bir mesafeye geldikten sonra, yani açtıktan sonra diyelim, 25-30 metreyi açtıktan sonra eğer yanında herhangi bir ölçü, İşte kavaktır, bir binadır veyahut da bir kuledir veyahut da bir minaredir gibi öyle bir ölçüler olursa onunla eşlerde kıyaslama yapıyorsunuz. Ama belli bir mesafeden sonra artık 100 metrede deseniz, 50 metrede deseniz hiç fark eden bir şey yok. Yani zaten biz hakemlerde art niyet olmadığından olmaması suretiyle zaten çoğu tahminidir. Ama ilk uçan kuşu 3 tane hakem, bir de mahalle sorumlusu yanımızda olan arkadaşlarımız, o kuşu seyrederiz, puanladıktan sonra her puanlamamızda biz o kuşu baz alırız. İşte bu kuş şöyle takla atmıştı, biz buna bu puanı verdik, bu kuş şu mesafeyi bulmuştu, buna bu mesafe puanı verdik diye biz o kuşu baz alırız. Kuş sahibini doyuruyorsa sıkıntı yok demektir bence. Benim kendi görüşüm odur yani. Şimdi başkanımıza tekrar teşekkür ederiz huzurunuzda. Ben ilk defa böyle bir deneyim yaşadığım için gerçekten çok mutluyum. İnşallah ilerleyen senelerde biraz daha iyi olur. Seneye bence katılımın biraz daha çok olacağının eminim kesinlikle. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. İnşallah seneye siz de şampiyon olursunuz. Hayırlısı olsun. Evet Yaşar abi. Siz üçüncü arkadaş burada yokmuş ama kuşu puanlayan, seyreden bir abimizsin. Kuş hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Öncelikle hoş geldiniz derneğimize. Ali arkadaşımız güzel bir kuş uçurdu ama rüzgarın azizinden dolayı, ben öyle diyorum, üçüncü oldu. Onun uçurduğu yer bahçelik bir alan. Atmacası bol. Bir de şu anda o zaman uçtuğunda göçmen kuşlar falan faktörü de vardı. Ondan dolayı yani eksik mi kaldı? Eksik kaldı diyelim. Öyle diyelim. Kaç sayı yaptı Yaşar Bey? Kuş 20 sefer yaptı. Bu kuşu böyle çok aşırı derece rüzgarda erteleme, bir daha hak tanıma gibi bir şans vermediniz mi? Ali arkadaşımıza söyledik. O da genç, hırçın bir arkadaşımız. Bu işe gerçekten yani bayağı bir gönül vermiş bir arkadaşımız. O da kendi gibi genç herhalde hissetti. Hakem heyetine de ben dahil gözlemci arkadaşlarımıza da hepsine de gerçekten yani hak, hukuk olarak da gerçekten hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk olmasına rağmen nasıl gördünüz yarışmayı? Şimdi derneğimizin Mersin'de ilk defa oyun kuşu turnuvası düzenlemesi hem benim açımdan, yani çünkü oyun kuşu besliyorum, hem de şebap kuşu besliyorum. Ankara'da falan da hep, veya diğer illerde de hep beraber bir araya geliyoruz Adil abi. Oyun kuşuna gönül vermiş arkadaşlarımız da böyle hani kendi aralarında böyle hani bir birlik, beraberlik vardı ama bir dernek çatısı altında bir önderlik yapıp böyle bir turnuvaya hazırlamak daha güzel bir şey yani.
Yani şimdi bu kupa sayesinde buradaki güvercin besleyen arkadaşlarımız bir birlik ve bir dayanışma içerisine girmişler. Gördüğüm kadarıyla ve bir de ben şuna dikkat ettim. Bak böyle bir yarışma ilk defa düzenleniyor ama arkadaşlarımız birbirleriyle gerçekten paylaşım çok güzel. İşte hakem arkadaşlar neye göre nasıl puanlamışlar, baz aldıkları kriterler nelerdir? Birazdan o hakem arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Sizin başka eklemek istediğiniz bir konu var mı Yaşar abi? Teşekkür ediyorum Adil abi, Bereket TV'ye bizi buraya kadar gelip bu arkadaşlarımızın emeğini diyeyim. Çünkü bu bir emektir. Emeğini, sizin de emeğinize sağlık. Burada emeğini çekip tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya gösterdiğiniz için. Yaşar abi, söylemlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Sağ olun. Evet sayın seyircilerimiz, biraz sonra hakem heyetiyle birlikte olacağız. Programımızın bu bölümünde hakem heyetiyle birlikte olacağız. Adım Ömer Temir, dernekte başkan yardımcısıyım. Mersin Oyun Kuşu turnuvasında da hakem heyetindenim. Peki hakem heyeti olaraktan sizin derneğinizin belirli bir kuralları var. Evet. Bu kuralların içerisinde yarışma boyunca en çok dikkat ettiğiniz olay nedir? En çok dikkat ettiğim şey şuydu. Buradaki yarışmacı arkadaşlar turnuvaya kuşunu hazırlayamadı. Hazırlamadı daha doğrusu. En çok dikkat ettiğim oydu. Peki kuşunu hazırlayamadılar derken iklim şartlarından dolayı mı oluyor yoksa ilk bir tecrübe mi? İlk tecrübe diyeyim, biraz da hava şartlarından diyeyim. Biraz da kuşçulukları zayıftı. Kuşçulukları zayıftı. Arkadaşlar damlarda evlerin önünde kuşlarını uçurdular. Takla attı, iki geldi çekti. Dediler ki kuşumuz dedi turnuvaya hazır. Geldi bize bilgi verdiler. Dediler ki kuşumuz turnuvaya uçar. Biz de gittik izledik. Ama biraz keyif almadık. Çünkü kuşunu turnuvaya hazırlayamadılar. O yüzden yani hazırlayamadılar. Kuşun gereken notlarını verdik zaten orada. Kuş içinden geleni yapıyordu. Ama kuşçunun biraz emeği olmasını çok isterdik. Emek vermediler. Kuşa emek vermediler. Nasıl? Kuşu turnuvaya hazırlamadılar. Biraz da hava şartlarından dolayı bizim Mersin bölgemiz biraz sıcak bir bölge. Atmaca olayı çok. Atmaca olayı çok. Bazı arkadaşlarımız turnuvaya gerçekten hazırlandı. Turnuvaya uçuracakları zaman atmacaya kaptırdılar kuşunu. İkinci bir kuş uçuramadılar. Böylelikle geçti turnuvamız. İnşallah 2017'de güzel kuşlar uçacak. İnşallah. Umut ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Abdülatif Utku. Arkadaşlarımın bana vermiş olduğu görevi layıkıyla yapmaya çalıştık. Arkadaşlarımıza ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu Mersin'de ilk olan bu Adnan Zengin oyun kuşu turnuvası bugüne bu saate kadar çok iyi geçtiği için arkadaşlarımı tek tek hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten de güzel bir şey oldu. Gençlerle ikili ilişkileriniz çok iyi ve gerektiği zaman gerektiği kadar da böyle gençlerimize destek ve yardımcı oluyormuşsunuz. Demin kupada ikinci olan arkadaşımızla herhalde yanılmıyorsam. O arkadaşımızla beraber paylaştığınız kuşun damızı nedir? Damızı kendi kuşum. Arkadaşımızın bir çift kuş hediye ettiydi bana sağ olsun. Onun erkeği öldü. Benim kuşumun da dişli öldü. Tesadüf kümesimde çiftleşen kuşların yavrularıydı. Sonradan sonra çok güzel olduklarını gördük. Arkadaşımıza emek verdi, onu uçurdu. 2017 turnuvasında kuş uçuracak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. 2017'de yine hakemlik heyeti olarak yani görev alırsak aynı şekilde daha iyisini yapmaya çalışacağımızdan emin olsunlar arkadaşlarımız. Emeklerinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size sağ olun efendim. İsmim Mehmet Harput, elektrik elektronik mühendisiyim. Kupalarda derece yapan güvercinler vardı ama sizin burası ilk olmasına rağmen bayağı bir çalışma, bayağı bir mücadele var. Yani 40 sefer, 30 sefer, 20 seferle kuşlar derecelere girmişler. Bunları neye bağlıyorsunuz? Ben öncelikle bunları arkadaşların emeklerine bağlıyorum. Emeklerinin karşılığını aldıklarını düşünüyorum.
Ayrıca ilk sefer olabilir ama Mersin'de de gerçekten oyun kuşu var. Arkadaşlar bunlara yıllarca emek harcamışlar. Belli bir kan oluşturmaya çalışmışlar. Bunların sonucunu görmüş olduk. Bazı sürprizler de var bunların içerisinde. Arkadaşların kendilerini de beklemediği sonuçlar da var. Ama biliyorsunuz emek olmadan hiçbir şey olmaz. Sonuçta bunun var olduğunu Mersin'de arkadaşlar göstermiş oldular. Bana göre de başarılı bir turnuva oldu. Katılım az olmasına rağmen alınan puanlar, uçan kuşlar güzel kuşlardı. En önemlisi de oyun kuşu sevenler, oyun kuşu besleyenler gerçekten çok büyük tecrübe ettiler. Bizler de hakem heyeti olarak, dernek olarak bu konuda güzel tecrübeler ettik. İnşallah 2017'de çok daha güzel bir turnuvanın olacağını, sizin söylediğiniz özelliklerin çok daha güzellerini, insanlara zevk veren, keyif veren oyun kuşları çıkacağına inanıyorum. Kaliteyi yükseltmek bizim amacımız hep bu. Hem merakı çoğaltmak, kaliteyi yükseltmek. Güzel oyun kuşları, güzel turnuvalar kazandırmak. Bizim buradaki ana beklentimiz bu. Bizim bulunma amacımız da bu. Ben bütün hakem heyeti arkadaşların, derneğin ve dernek görevlilerinin, başkanımızın, başkan yardımcımızın iyi niyetli olduğunu biliyorum. Şimdi Adil abi, bu kupada en büyük kazançlarımızdan biri, Latif abinin, Ömer kardeşimin söylediklerinin ilave olarak, oyun kuşu besleyen arkadaşların masada kuş uçurma dönemi bitti. İnsanlar birbirlerinin kafasını kurcalayıp duruyordu bir sürü şeyler anlatarak. Şimdi bu bir aslında bir meydan oldu. Bunu besleyenlerin çıkabileceği, kendini ifade edebileceği, gösterebileceği bir meydan oldu. Arkadaşların ciddi zaman ve emeklerini harcayabilmeleri gerekiyor. Tabii ki ellerinde de bir hamur olması gerekiyor bir şeyler ortaya koyabilmek için. Doğru kuşta, doğru zamanı, doğru emeği harcarlarsa herkesin bir şeyler yapabileceğini ve bir önceki yaptığı hatadan ders alarak da bir sonraki hatayı yapmamasını, bunun da ona bir şeyler kazandıracağını düşünüyorum. Çok zor değil, yani çok zor ama bir şeyler yapmak çok zor değil. Bu emeği, bu zamanı harcarsak diye düşünüyorum. Peki, söylemlerinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın tekrar devamını diliyorum. Sağ olun. Evet, sizlere teşekkür ediyorum, hepinize de. Başarılarınızın devamını diliyorum. Arkadaşlar, bir van, arka kepez, yüksekçi, sökük, kara kuyruk, erkek. İçeride de oyunlar diyor abi. Abi, vanlı, arka kepez erkeğe para yere. 30 milyon. Var mı arttıran? 35 milyon. Var mı arttıran? 35 liraya saat. 70 lira para istiyorlar arkadaşlar. Evet sayın seyircilerimiz, Mersin'deki taklacı programının burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki taklacı programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.